Artvin'i çok severim. 40 yıl evvel Ardanuş Lisesi'nde bir yıl kadar okumuştum. Yeniden görme fırsatını yakaladım. Sadece Artvin'i değil, ilçelerine de gittim. Şavşat, Ardanuç, Boçka, Hopa, Arhavi. Buna yönelik videoları da ileride paylaşacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Evet, Artvin böyle bir şehir. Çok ilginç. Dağın eteklerinden başlıyor, zirvesine doğru devam ediyor. Mesela şehir merkezi zirveye yakın bir noktada. Dediğiniz müziğin bestesi bana ait. Bir Artvinli bana şöyle söylemişti. Türkiye'de tek bir şehir vardır. Girişi olup da çıkışı olmayan. Hakikaten yani şehirlere girersiniz ve diğer taraftan çıkarsınız. Fakat Artvin öyle değil. Bakın böyle yollardan döne döne, kıvrıla kıvrıla şehir merkezine doğru ulaşıyorsunuz. Hatta şehir diğer mahalleleriyle birlikte çok daha yükseklere kadar çıkıyor. Artvin'den çıkmak istiyorsanız eğer aynı yolu geri dönerek girişe inmek zorundasınız. Girdiğiniz yerden ancak çıkabilirsiniz. Yörenin coğrafyası dağlık. Dolayısıyla böyle bir sürü tünel yapılmış Artvin'le ilçeleri ve komşu illeri birbirine bağlamak için. Artvin'de Çoruh Nehri var. Çoruh Nehri üzerine kurulmuş baraj size hep eşlik ediyor. Baraj Gölü, Artvin'in olağanüstü doğasıyla birleşmiş çok güzel görüntüler sunuyor size. Bence Artvin ölmeden önce görülmesi gereken illerden birisi. Bakın işte böyle dağ kurulmuş bir şehir. 170 bin civarında nüfusu varmış okuduğum kadarıyla. Artvin'in tarihçesi milattan önce 3000 yılına kadar dayanıyor. Baraj Gölü'nün doyumsuz manzarası yol boyunca nereye giderseniz gidin sizinle birlikte geliyor. Fotoğraf çekmek için ideal. Fakat Artvin'e Kasım 15'te ben gittim. Tabii sezon kapalı. En uygun zaman elbette ki yaz. Eğer fotoğrafçıysanız ekip onu pek geçirmemekte fayda var. Özellikle o Şavşat Karagöl ve Boçka Karagöl'de renkler, ağaçların renkleri çok daha güzel. Evet, Baraj Gölü'nden fotoğraflarla turumuza devam ediyoruz. Artvin içerisinde de gezilecek çok hoş yerler var. Mesela Hatile Vadisi denilen bir yer var, Milli Park. Bu görüntüler o Milli Park'a giderken yol kenarında durup da çektiğim görüntülerden oluşuyor. Şehir merkezine yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta ama yolu dar, virajlı, kenara böyle uçurum. Dolayısıyla 6 kilometrelik yolu 20-25 dakikada anca gidebiliyorsunuz ama gittiğinize değiyor. Orada bir seyir terası var, camdan yapılmış. Onun yaklaşık 50 metre ilerisinde de bu doyumsuz manzara kenarında bir kafe var. Buraya kadar gelip fotoğraf çekip seyir terasından etrafı seyrettikten sonra orada çay kahve içebilir, yemek yiyebilirsiniz. Tabii kış mevsimi Artvin'de iyice doğuda kaldığı için hava 16-30 gibi kararmaya başlıyor. O yüzden işte yaz veya işte Ekim ayı
Haziran'ın ilk haftası falan Artvin ziyarete daha uygun. Ama ben yine de çok keyif aldım. Nereden baksanız 100-150 metre yükseklikteydi bu cam seyir terasının dereden yüksekliği. İnanılmaz bir doğa. Burada coğrafyayı astı zor. İleride göreceksiniz. Heyelan vardı. Hatta biz Artvin'den yola çıktık. Erzurum'a geri dönüyorduk. Artvin'in çıkışında durdurdular. Bir saat heyelanın sonuçlarının kaldırılması için beklettiler bizi. Baron'la ilgili videolar sonuna doğru. Evet, Artvin'e gezilecek bir diğer yer Artvin Kalesi. Yeri çok hoş. Atatepe. Bu da güzel bir seyir terası. Yanına kadar gitmedim. Uzaktan fotoğraflarını çektim. Size buradan göstereyim istedim. Kafkasör Yaylası keza. Boğa güreşleri yapıyor ama İspanya'daki gibi değil. Boğalar birbirleriyle güreşiyorlar. Şenlikler oluyor. Haziran sonunda falan yapılıyormuş. Pandemi nedeniyle bu sene daha geç olmuş ama oraya giderken böyle doyumsuz manzaralar. İşte burası da boğa güreşlerinin yapıldığı arenaymış. Evet, bahsetmiştim. İşçiler çalışıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.